Şimdi otomotiv fabrikaların pek çoğunda robot kollar hizmet veriyor. Hatta Japonya gibi, Çin gibi bazı ülkelerde, bazı restoranlarda robot garsonların hizmet verdiğini de duyuyoruz. İnsanların yapmak istemedikleri, keyif almadıkları işleri robotların alacağı, akıllı robotların alacağı söyleniyor. Ve bütün tartışmalar yine bu bağlamda verimlilik üzerine odaklanıyor. Yani üretimi en ucuza ve en kolay nasıl sağlarız? Fakat diyorlar orada da işsizlik sorunu çıkar ortaya. İnsanların işini makineler alacaksa işsizlik ortaya çıkar. O tartışmada bunun da bir çaresi öneriliyor. Deniyor ki ilk başta işsizlik olabilir ama makinalar öylesine büyük katma değerler ortaya çıkarır ki insanlara gidin siz tatil yapın denir. Makinalar öylesine büyük karlar temin eder ki insanların çalışmasına gerek kalmaz. Yani bir devletin vatandaşı olduğunuz için size maaş bağlanır. Tamam da ben çalışmayacaksam, bana maaş bağlanacaksa ben o parayla ne yapacağım? Hayatım anlam kazanacak mı? Şimdi yapay zeka konusu da diğer tartıştığımız, konuştuğumuz bu çağın önemli gündem konuları gibi insanın ruhunu açıkçası görmezden geliyor. Pek farkında değiliz belki çünkü çok hızlı bir şekilde teknoloji değişiyor, gelişiyor. Şu cep telefonlarının veya internetin, sosyal medyanın hayatımızı nasıl etkilediğini öyle derli toplu bir şekilde ele almış, incelemiş değiliz. Sonuçları çünkü bazı sonuçlar var ki bunlar henüz daha belirmedi. Daha anlayamadık bile. Şimdi ben öyle insanlar biliyorum. Elinde bir cep telefonuyla bütün gününü geçiriyor. 30 yaşında, 35 yaşında cep telefonuna öyle bir bağlanmış, sosyal medyaya öyle bir bağlanmış ki yani mesaj atmadan bir 10 dakikası geçmiyor şahsın. Adamla konuşuyorsunuz, sizinle konuşurken bir yandan mesaj atıyor veyahut da mesajlara bakıyor. Öyle insanlar var ki bu nedenle evliliğini ertelemiş veya evlenmiş hemen boşanmış, bir iş tutturamamış, bir işe girmiş, orada da aynı şekilde hayatı devam etmiş. Yani makineye bağımlı gibi hastanede bir makineye bağımlı yaşar gibi Instagram'a bağımlı yaşayan insanlar, TikTok'a bağımlı yaşayan insanlar, Twitter'a bağımlı yaşayan insanlar ortaya çıktı. Bunlar çok ciddiye alınmıyor. Cep telefonları, sosyal medya insanı değiştiriyor. Yani insanın hem bedenini değiştiriyor. Mesela hafiften insanların boyunları böyle eğilmeye başladı. Neden? Makinalara sürekli bakmaktan şu boyun, ense kısmı değişmeye başladı. Başka bazı belirtiler de ortaya çıkmaya başladı. İşte boyun kireçlenmesi en basitinden bir tanesi. Vücudun geri kalan kısmında da uykusuzluk mesela. Uykusuzluk bedenin makineye göre kendini ayarlaması, sürekli aynı konumda kalması. Kıpırdamadan duruyorsunuz. Kaslarınız sürekli aslında zorlanıyor. Ama siz öylesine dalmışsınız ki o işe bırakamıyorsunuz. Yaptığınız şey nedir? Ne üretiyorsunuz? Belki hiç